Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda merak ettiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce de biliyorsunuz güvercin satın almıştım. Kandırılmıştım. İkisi de erkek çıkmıştı. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce bir çift güvercin aldım. Normalde güvercin beslemiyordum ama sizler için kümesime güvercin aldım. Şimdi anlamadığım bir konu var. Bu sefer ben size değil, siz bana yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Genelde ben eğitici videolar, tedavi videoları paylaşıyorum. Ama bu sefer sizlerden yardım istiyorum. Yakın zamanda görmüş olduğunuz güvercin türünü aldım. Alma sebebim görselliğinin çok güzel olması. Yani aslında güvercinden anladığım için değil arkadaşlar. Görüntüsü beni çok etkiledi ve ben görüntüsüne aldanarak bir çift güvercin aldım. Yaklaşık bir aydır benim kümesimdeler. Şimdi onları yakından inceleyeceğim. Sizlere sormak istediğim şey ise bu güvercinlerin türü nedir? Karma bir üretim olmadığı belli. Elbette bu türün bir ismi vardır. Sizlerden ricam bu türün adı ne? Lütfen yorum kısmına yazın. Yine sizler için elime alıp inceleyeceğim. İncelemeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Grip oldum. Bu arada Covid'i de atlattık. Karantina günümüz bitti. İyileştik. Bunun bilgisini de bu videoda vereyim. Ama şu an burnum tıkalı. Bu yüzden sesim bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar hemen inceleyeyim sizler için. Evet. Görmüş olduğunuz güvercin telefon ışığını vurunca üstü gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. Kafasında küçük bir tepezi var. Saçı var. Kahkül diyelim. Boynu beyaz. Gerisi siyah bir güvercin. Göğsü de bu şekilde duruyor. Serbest bırakacağım. Buraya kondu. Evet, tavukların tüneyine kondu. Bu şekilde de yakından görebilirsiniz. Bu da diğer güvercin. Aynı şekilde arkadaşlar, aynı özellikler bu güvercinde de var. Yine kahkülü var. Böyle gözüküyor. Sizlerden rica, bu güvercin türünün adı ne arkadaşlar? Çok şahane gözüküyor. İnanılmaz tatlı gözüküyorlar. Ben izlerken çok keyif alıyorum. Güvercinlerle ilgili ilk aldığım zamanlar kandırılmıştım. Bunlarda değil ama diğerlerinde kandırılmıştım. Şebap türü güvercin almıştım. Ama ikisi de erkek çıktı arkadaşlar. İnşallah aynı durum başıma gelmez. Yine bu güvercinlerle ilgili sorularımı sizlerle paylaşacağım. Güvercin konusunda kendimi geliştireceğim. Geliştiremezsem bir daha güvercin beslemeyeceğim. Görmüş olduğunuz güvercinlerin türünü yorum kısmına yazın lütfen. İyi bilen arkadaşlar yazsınlar. Çünkü onların bilgilerine ihtiyacım var. Şimdiden onlara çok teşekkür ediyorum. Güvercinlerimizi yerlerine koyalım. Hadi. Yerlerine bayağı bir alıştılar arkadaşlar. Kendileri girip kendiler çıkabiliyor. Görüyorsunuz çıkardığı sesleri.
Yuvalarına bayağı bir alıştıkları için kendiler girip çıkabiliyorlar. Görmüş olduğunuz kasayı da yumurtalık olarak koydum. Sürekli içerisinde oturuyorlar. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim. Yine güvercinlerle ilgili bir soru aklıma takılırsa kesinlikle sizlerden destek alacağım. Çünkü güvercinler benim uzmanlık alanıma girmiyor. Tavuklarımın son durumunu gösterecek olursam, cüce hintlerimiz burada. Yani Nihal ve Behlül oğlumuz. Onlara koskocaman bir maşallah. Harika varlıklar. Yine kümeste son durum paylaşacak olursak 3 tane Habeş tavuğumuz orada. Altın kızlarımız ve eşi burada. Yeni yetmek kızımız burada. O da çok tatlı bir ispenç. Yine burada cüce koşillerimiz var. Onlara da koskocaman maşallah. Tünekte uyuyan ispençlerimiz buralarda var. Buralarda var. İspenç sayımın azaldığını düşünen arkadaşlar var. Hiç de azalmadı. Ana kucağında büyüyen ispençlerimiz var. Guruk yatan ispençlerimiz var. Anne olan ispençlerimiz var. Hatta göstereyim. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Menekli kızımız, kümesimizin demirbaşı. İlk safkan ispençlerimden yaklaşık 1,5 yaşına girdi. Altında da yavruları var. Onların son durumunu başka videoda sizlerle paylaşacağım. Yukarıda yedek ispenç horozumuz var. Bu horozumuzu da isteyen olursa sosyal medyadan ulaşabilir. Başka neyimiz var? Ha, seramalarımız var. Burada da 1+1 buff zibritimiz var. İnşallah onları da çoğaltacağız arkadaşlar. Başka neyimiz var? Çin bıldırcınlarımız var. Hepsini biliyorsunuz zaten. Bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ana kucağından ayırdığım Çin bıldırcınlarımız da burada. Koskocaman oldular. Hepsi klasik. Bir tane beyaz var. Onu da eş yapacağım, ayıracağım. Hepsine koskocaman bir maşallah bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her ay sonu yaptığım çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.